Selam. Bugün Netflix'in yeni yerli filmi olan Kalı'yı inceliyoruz. Gündemin konuşulan isimlerine sahip kadrosuyla dikkatimizi çekmişti. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Tabii ki önce kadroya bakacağız. Başrollerde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz yer alıyor. Ayrıca Ceyda Düvenci, Berrak Tüzün Ataç, Şükrü Novalı, Ersin Arıcı, Dolunay Soysert gibi ünlü isimler de onlara eşlik ediyor. Kadrosu bir hayli dikkat çeken bir film. Yönetmen koltuğunda ise Ozan Açık'tan oturuyor. Kendisi daha önce de incelediğimiz Geçen Yaz adlı filmin yönetmeniydi. Merak edenler için yukarıdaki bağlantılardan Geçen Yaz incelemesine de ulaşabilirsiniz. Konusuna geldiğimizde ise film bize sevgilisi tarafından aniden terk edilen bir adamın geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Ayrılık sonrası bunalımın getirileri izlerken bir yandan da karşımıza çıkabilecek şeyleri gösteriyor. Film Semih'in terk edildikten sonra telefonu fırlatmasıyla başlarken mekanda kendini dağıtıp uzun zamandır onu doğru düzgün görmeyen arkadaşlarının nerelerde olduğunu sormalarıyla devam etti. Yani gayet konunun ortasından hızlı bir başlangıç yaptık. Defne ile tanışmaları çok hareketli ve hızlıydı. Hiçbir şey hakkında bilgimizin olmadığı bir süreçte filmin zaman atlamalarını takip etmek çok zordu. Özellikle ayrılık sonrası mekan ve tanışılan mekanın aynı olması buradaki atlamayı fark etmeyi çok zorlaştırmış. Sürekli olarak geçmiş ve günümüz arasında gidip geliyoruz ama bunları çok net belirtmiyorlar. Defne'nin ilişkinin alıngan tarafı olduğunu çok net belirtmişler. Semih'in de kendine göre sınırlarının olması ve bunlar için fedakarlıkta bulunmaması ama farkında da olmaması en büyük sorunlardan biriydi. Klasik, deli dolu, her türlü çılgınlığa hazır bir ilişki gördük. Bir taraf kendini çok sıkıcı olarak nitelendirirken, diğer taraf her an aykırı bir şey yapabilirim kafasındaydı. Bu durumla ilgili bazı kısımlar çok klişeydi ama çiçekçi bulamayıp otel odasının marulla doldurması bizce çok komikti. Bol sevişmeli bir film izledik ve Semih neredeyse tüm kadın karakterlerle sevişti. Emlakçı ile olan iletişim de bir hali değişikti. Hem keyifli bir karakterdi hem de çok anlamsızdı. Bildiğimiz kadarıyla Özge de evli bir karakterdi. Başroller dışında en net ve sağlam iki karakter patronu Ceyda ve kafe sahibi Beril'di. Nazım'la arkadaşlığı da berbattı. Semih'in sanatçı olarak yaptığı sokak çalışmaları bizce çok başarılıydı ama en sonunda keşke Ceyda'nın beğendiği işi de görebilseydik. Filmin uzun bir kısmında Defne'yi güncelde hiç görmedik. Belki ara ara onun tarafından da bir şeyleri görebilseydik bazı şeyler daha net oturabilirdi. Filmde hayalinde küçük butik bir kafe açmak var düşüncesine de yer vermişler. Bilirsiniz bu herkesin bir yerde düşünüp kenara attığı bir hayaldir. En azından burada olumlu bir şekilde bunu başarabilmişler. Köpekli kısımda eğlenceliydi ama o kısımlarda işin aslını açıklayan bir durum yoktu. Partide ne oldu, ne yaptı, neyi hatırlamıyor maalesef net bir şekilde bilemiyoruz. Her şeyin sonunda Ceyda'nın evine gelip konuşmasının yarattığı farkındalık güzeldi. Annesiyle konuşması çok üzücüydü ki bu kısımda da aslında her şeyin sorumluluğu yine çocukluk travmalarına yüklendi. Kimseye kal diyememesinin sebebini de bununla açıklamayı tercih etmişler. Genel sıkıntı sürekli bir arayış ve teselli içerisinde olmasını, bilincini kaybetmeyi meyilli halde çözmeye çalışmasıydı. Bu süreçte ne yaptığını kestiremediğimiz sonuçlar verdiler bize. Bu durumda biraz problemliydi. Yoğunluklarına yönelik iki tarafın işinin de ne olduğunu net bir şekilde vermediler. Semih'in toparlanma süreci güzeldi ama yine de sadece ev değiştirirken işiyle ilgili durumu da havada kaldı. Final beklediğimizden daha iyiydi. Klasik mutlu sonla veya tamamen mutsuz bir şekilde bitirmemeleri güzeldi. Aşırı özgüvenin altında saklanmış ezikliği Semih karakteriyle bize yansıttılar. Ancak aşırılık anlayışları çok fazlaydı. Her şeyi tatlılık ve sempatiklik altında yedirmeye çalışmışlar fazlasıyla. Herkesle yarım yamalak bir şeyler yaşanması da çok dikkat çeken bir şey değildi. Bunların dışında gayet izlenebilir bir filmdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Cult beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.